Ben şunları mutfağa götüreyim. Ayşe kalsın, geri kalan herkes odasına. Rıza bak kardeşine... Anne, bir şey yapacak olsam şimdi 10 kere yapardım. Kafama takılan sorular var, onları soracağım. Hadi gözünüzü seveyim. Kimmiş bu Berk denen zibidi? Anlat bakalım. Abi saçma sapan biri işte yani. Kafayı bana takmış. Ya ne yapsaydım, ya ne yapayım? Ne demek kızım ne yapayım? 2 tane abim var senin. Gelip anlatacaksın, karnesi neyse vereceğiz. Ya abicim ben o anlamda mı söyledim? Ya meczubun biri işte. Ya başınızı belaya sokmayın istedim. Yani tekrar hapse düşersin diye korktum. Ayşe benim alnımda enayim yazıyor. Abi nasıl laf ya? Aşk olsun. Oğlan işte meczuba benzemiyor. Hali vakti yerinde, akıl sağlığı yerinde. Başka bir iş var bu işin içinde. Bak şimdi söyle, sonra öğrenirsem kötü olur. Ya abi işte peşime düştü. Arkadaşlık teklifi etti, o kadar yani. Ya ben de medenince reddettim. Yani görüştüğüm biri var dedim, durumu anlasın diye. Kerem'i ne kadar sevdiğimi anlar, rahat bırakır sandım. Yani ondan başka biriyle olamayacağımı... Fark eder sandım ama öyle olmadı. Bu kadar abi. Kusura bakma Ayşe. Hiç inandırıcı gelmedi bana bu hikaye. Kimse böyle bir muhabbet için kız evi basıp da bir araba sopa yemez. Hem bu oğlan da zengin. Altındaki araba iyi araba. O nasıl laf abi? Ne demek o ya? Sabri kendi çapında zengin. Kerem'in durumu zaten belli. Bu oğlan da öyle. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Umut veriyorsun. Sonra daha iyisi çıkıyor. Ona da umut veriyorsun. Resim bu sanki. Abi bak. Vallahi kalbimi kırıyorsun. Kırılsın Ayşe. Kırılsın. Sen benim kalbimi paramparça ettin. Babam bize böyle mi öğretti ha? Kısa yoldan köşeyi dönmeyi mi öğretti? İyi ki bugünleri görmedi. Evlenene kadar bu evdesin. Ondan sonra bir abin yok artık. Beni öldü bil. Yuvanı kur. Mutlu ol. İstediğin gibi yaşa. Ama artık bir abin yok. Bundan sonra benim sana kardeşim demeye dilim dönmez. Nereye kadar bu pembe rüyalar?